Nasılsın? Bugün daha rahatsın. Bugün çok iyi. Bugün ilk günden beri gayet iyi. Hiçbir sıkıntım yok. Bugün proteine başlıyoruz. Çok önemli. Evet. Proteini içeceksin. Çünkü o bizim kasları kaybetmemize engel olacak. Bulantın var mı? Herhangi bir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Gayet iyi. Ne oldu dizin? Ne demişlerdi onu bir anlat şimdi bakayım. Herkes ameliyat dedi. Hocama gittik işte. Dedi ki ben de bu konuda uzmanım. Sen dizin hangi hoca? Eşinize getirdim. Evet, evet. İşte dedi ki daha sizin dedi şeyde ameliyatlık bir diziniz yok dedi. Çünkü ameliyat olan dizler bükülmüyor. Seninki gayet güzel bükülüp kopanıyor dedi. O, ya diz ameliyatı olacak. Evet. Ama bu kilolardan dolayı ona gerek kalmadı. Şimdi şöyle bir 50 kilo verdik mi zaten diz proteziz ameliyatı olman gerekiyor. İnşallah. Tamam mı? İnşallah. Teşekkür ederim. Oldu. Çok sağ olun. Herhangi bir ağrım vardı olmadı. Yok yok çok sağ olun. Tamam görüşürüz. Kendine iyi bak. Gayet güzel geçti. Korktuğun kadar var yok yok demiş. Hiçbir sıkıntı. Beklediğim gibi değil daha güzel geçti. Filmden sonra da bir sıkıntı yok. Yok çok. Her şey çok güzel. Her şey çok güzel. Çok teşekkür ederim. Hocamız evet. İyi olunca her şey güzel oldu. Abdullah Bey'in kızı, kendisi psikolog. Evet. Bu ameliyatlar konusunu siz araştırmıştınız. Babanızı niçin ameliyata yönlendirdiniz? Öyle söyleyeyim. Yemek bozukluğu aslında bir rahatsızlık. Hem psikolojik boyutu var hem fiziksel boyutu var. Bununla ilgili babam zaten yıllardır pek çok diyeti denedi. Aklınıza gelebilecek çok fazla sayıda diyet denedi ama bu işin tedavisinin olduğunu ve bu tedavinin kesinlikle günlük 3-5 kilo vermeye yarayacak diyetler olmadığını keşfetti. Uzun zamandır da bir bu ameliyatı yapabilecek bir hoca arayışı içindeydik. Bu ameliyat son dönemlerde çok popüler olduğu için karşımıza da bir sürü insan çıktı. Ama gerçekten araştırmaların sonucunda Ahmet hocamın bu konuda bize oldukça yardımcı olacağını keşfettik. Yani inşallah bir yüzü bulur değil mi hocam yüzü? Yüzü de bulursun, 90'ı da bulursun. Bulur yeter ki ameliyat sonrası toplantılara gel, rehabilitasyona uy, programa uy. Bunu bir ameliyat zannetmeyin. Neydi zannedin? Bir program. Herkes sürücü kursuna yazılıyor. Tabii. Efendim, fen kursuna yazılıyor. Evet. Bir kursuna yazılıyor. Siz de bu kursa yazıldınız. Kursa yazılıyor. Her ay düzenli benim dediklerimi yaparsanız olarak devam eder. Şimdi toplantılara gelirseniz ya da Instagram'dan seyrederseniz diyetisyenle, psikologla iyi iletişimde olursanız 100 olur, 90 olur. Önemli olan kilo vermek değil, sağlıklı vermek. Demin konferans konuşmalarını hep internette izledim. Ben gelmeden de izledim. Biraz izledim. Önemli olan o. Recep Bey de bu konuya hakim yani. Analiz şeker hastasıydı, bak şeker düzeldi. Ameliyattayken 325'e girdim. Şimdi şekerimi ölçüyorum. 140'lar 170 arası hocam şekerim. Hiç bu kadar şeker görmedin değil mi? Görmedim hocam. Kaç yıldır şeker hastasısın? Ben kendim bildiğim bile son 15 yıldır yani kanımda şeker dolaşıyormuş. Şeker dolaşıyor. Şimdi bu biraz dengelendi. Şimdi bununla takibine devam edip edeceğiz. Zaten bu kilo her şeyin bu hastalığın sebebi. Son bir çalışma var. Kalp krizi riskini 6 defa azalıyor. Amerika'da yapılan çalışma. Bütün tüp mideler ve gastrik bypasslarda bir iyileşme var. Tamam. Hadi görüşürüz. Abdullah Bey kaç kilo verdin? Şu anda toplamda 17 kilo verdim. 17 kilo. 17 kilo. Yani hocam, bir 5-6 kilo ameliyat öncesi bir 10 kilo da 13 günde vermiş. Maşallah iyi gidiyor. Evet. Bir problemin yok. Yok bir problemim gayet iyi. Dizler nasıl? Dizler de rahatladı. Bek fıtığım vardı o da rahatladı. Şu an koşabiliyorum. Yani yürüyemeyizken koşabiliyorum. 16-17 kilo. Dur daha bir böyle. Ama gayet kendimi iyi hissediyorum. Daha ne kadar oldu ki? 13 gün oldu ama kendimi bayağı iyi hissediyorum.